Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 111, 112, 113, 114 ve 115, 116. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz edebiyatta dinin izleri. <laughs> kara toprak Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesine götürdü. Benim sadık yarim kara topraktır. Dileğin varsa Allah'tan almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan benim sadık yarim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın kul Allah'ta. Hakkın hazinesi gizli toprakta benim sadık yarim kara topraktır. Aşağıdaki türkünün sözlerinin kime ait olduğunu araştırınız. Bu türkü Aşık Veysel'e aittir. Başka türküleri de bulunan Aşık Veysel eski zamanlardan bu zamana hala dinlenmektedir. Sizce günlük konuşmalarımızda çoğunlukla hangi dini ifadeler kullanılmaktadır? Günlük konuşmalarımda en çok maşallah, inşallah, hay Allah, Allah Allah, Allah biliyor, Allah görüyor, Allah rahmet etsin, şeytan, melek, Allah'a emanet ol ifadelerini kullanırım. Genellikle halka, halk arasında da bu ifadeler çok sık kullanılırlar. Bir işe başlamadan önce inşallah başlarken bismillah şaşırırsak sübhanallah kendimize güvenirsek evel azmedersek Alimallah, işten vazgeçersek eyvallah sonuna kadar gitmek istersek ya Allah canımızı sıkarlarsa fe sübhanallah işe coşkuyla sarılınca Allah 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 işi başarıyla bitirince maşallah eğer işi başaramazsak hay Allah İş sonuçlanınca elhamdülillah. Sizce toplumumuzdaki yukarıdaki durumlarda neden bu ifadeler kullanılmaktadır? Dinimiz İslam olduğu ve yardımın sadece Allah'tan geldiği bilindiği için bu ifadeler kullanılır. Ancak günümüzde çoğu kişi manasını bilmeden sadece ağız alışkanlığı ile bu sözleri söylüyor. Söylerken aynı zamanda manasını da düşünürsek çok daha anlamlı olur. Aynı zamanda sevap da kazanmış oluruz. Aşağıda yer alan deyim ve atasözlerindeki boşluklara hangi dini ifadelerin gelmesi gerektiğini bulunuz. Garip kuşun yuvasını Allah yapar, minareyi çalan kılıfını hazırlar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, Allah dağına göre kar verir, acele işe şeytan karışır, Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar, namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.'' Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sistemimizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.